Bakın bir şey söyleyeyim. İshak Bey kimdir bilmiyorum. Bildiğimizde lojistik işi yapıyor. Doğru. Bu atlar kamyon değil at. Aralıktan bu yana 8. yarışına çıkmış 3 yaşında erkek at. Böyle at mı koşulur ya? Gerhard Birella. Ne oldu? Antalya'ya gitti. Gerhard Birella koştu. Sonra döndü Adana'da. Adana'da ceza kesildi. O Mayboy Tomo denen at kaç aydır durmamacasına koşuyor ya. Adana, İstanbul, Ankara. Bu atlar şehirler arası otobüs gibi oldu. Son of Cougar, Chariot, Depperman, Madras. Ama şu saatten sonra bu atlar için artık tehlike çanları çalıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla Tenbürek bu açıdan sürprizlere çok gebe bir yarış. Ben oyuna kesinlikle ve kesinlikle geçen senenin üstüne en az 4-5 tane atın gireceğini düşünüyorum yani. Bonjour Nico. Adana tabiriyle söyleyeyim. Geliyor. Geliyor. Kaç yaptı? 4 yaptı. 4 yaptı. 60 kilo. 60 kilo 4. Ali Karataş. Başlıyor mu? Martin. Onlarına bomba. Doğru. Biliyor mu? Biliyor. Bomba. Diye bir duyum aldı. Güzel. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Saklı Bahçe'de Atçılık Sohbetleri'nin yeni bölümünden hepinize merhaba. Ben Enver Arslan. Üç büyükler diye tabir ettiğim kıymetli büyüklerim Atan Zincioğlu, Suat Demiral, İmparator Süleyman Akdi ile beraber yerimizi aldık. Ataköy'ün nezih mekanındayız. Saklı Bahçe'deyiz. Ve yeni bir programda yine gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Bakıyorum Chariot Kontak mücadelesiyle başlayan ten direk yolculuğunda bize yeni bir sayfa açan bir uzun mesafeli yarışla başlayacağız. Bonjour Nico, İmparator bu hafta seyretti ve çok beğendi. Gündeme almak istedim. Suat Hoca ve Atan abinin yorumlarını merak ediyorum. Ege ve Akdeniz derbisine giderken de neler söyleyeceğini merak ettiğim bu üçlüye döneceğim. Tüm bu konu başlıklarının ışığında dönüyorum. İmparator sizinle başlayalım. Bu hafta içi bir yarış oldu. Chariot çok büyük bir favori gösteriliyordu. Demedi deme, yine Adana'da uzun mesafelerde başarılı olan bir safkanda rakip gösteriyordu ama ezber biraz bozuldu. Şimdi kontak numarayı aldı. Yarışın içinde Chariot 7. gidiyor. Supertay onun önünde 5. gidiyor. Chariot koştuğu bütün yarışlarda hemen gidenin arkasında 3 hemen diklerinde bu şekilde koştu. Ve ayağına çok çabuk bir at. Çok da güzel hücum eden bir at. Bu yarışta neden en geri bekledi ben onu anlamış değilim. Belki ilk kez uzuna çıkmasının etkisi olabilir mi? Olabilir tabii ki. Bir şey düşünmüştür ekürü. Ama bu arada tabii at bilmediği bir stilde koştu. Bu arada bütün önünde 7. giderken 6 tane atın kumunu yüzünde hissetti. Bunlar ilk defa karşılaştı işte. Tabii bunlar böyle bir safkan için dezavantajlar. Tabii Super Day öyle bir numara götürdü ki iyi tempo var yarışta. Müthiş bir tempo var. 400 direğinde 5. gidiyordu. 600 virajına 5. girdi. Düzlükte 400'e geldiği zaman müthiş bir hücum etti. 400'den sonra tutuştular Süper Day'le. Chariot bütün atların dışında kaldı. Son dakikada Chariot geldi. Yani aralarına girdi. Ancak ikinci olabildi. Ama 3 at da çok iyi koştu. Yalnız kontak müthiş koştu bana göre. Uzun mesafe atı görünümü veriyor. Zaten Chariot için söylenecek hiçbir şey yok. O zaten uzun mesafe atı. Yani bir şanssızlık yaşadı. Bundan evvelki iki yarışta da bir şanssızlık yaşamıştı. O şanssızlıkların ne olduğunu artık bakacak. Ekiri düşünecek. Onu biz burada masaya yatırmayalım diyorum. My Boy Charlie değil mi babası? Evet. My Boy Charlie. Kazanan atın. Ve müthiş güzel bir at. Kulübümüzün de bu aldığı aygırların atçılığımızın adına ne kadar değerli olduğu
bu sonbaharda ortaya çıkmaya başladı. Çok kısa sürede değil mi Süleyman abi? Yani çok kısa sürede. Evet, sonbaharda ve müthiş güzel atlar veriyor. Bence doğru yolda. Ve üçüncü Super Day'de daha yarış hayatının çok başında ve o da bir Super Saver temsilcisi. Evet. Yani o yine söylediğiniz destek amacıyla evet. Onu da katayım araya. Yani şimdi zannediyorum Tendre'ye az kaldı. Tabii. Bu atlar Tendre'yi de koşacaklar. 23 Mart. 23 Mart. Bugün bir aydan az. Tam bir aydan az. Tam güzel 21 gün güzel. Şeyi 3 hafta net olarak oraya girecekler. Ama anladığım kadarıyla Kontaç'ı biraz daha böyle... Biraz daha değil. Oh. Kontaç tamam kazandı. Müthiş koştu. Ama diğer at geçildi iki sefer. Geçilmeyebilirdi diyorsunuz. Yani iki sefer de geçilmeyebilirdi tabii. Vay vay vay. İmparator bazen söylemediği şeylerle anlatıyor derdini. En sevdiğim tarzı. Evet. Suat Hocam seyrettiniz mi yarışı? Seyrettim tabii ki. Ne dersiniz? Vallahi gülüyorum bazı şeylere. Bu atların ilgilisi kimdir? Yani yetkili kurul mu vardır? Yetkili bir şahıs mı vardır? Bu yanık ekürüsü anladığım kadarıyla birkaç farklı isimde bir aile şey duyduğum kadarıyla. İshak Bey patronları. Evet belli. Bir İshak Bey'den bahsediyor. Evet, İshak Bey. Zannediyorum Gülizar Hanım'ın da abisi akrabalık var. Yani bu kadar iyi at toplanmış. O atları tabii. Kimler beğenip aldıysa o karar doğru. O karardan artık kararları doğru değil. Yani böyle at koşulmaz. Şimdi elinde fazla sayıda iat varken işte bunlar bu arada çok ciddi yatırımlara da devam ediyorlar yani o 0 yaş 1 yaş jenerasyonundan çok sansasyonel alır. Transferleri var. Harika, süper. Çok güzel. Ama diyorsun yarış sahası. Böyle at mı koşulur ya? Demin bakıyorum şimdi az önce Aralık'tan bu yana 8. yarışına çıkmış bir 3 yaşında erkek at. At karakter abidesi, yetenek abidesi bir at. O bir tane Mayboy Tomo var. Mayboy Tomo da aynı ekürüde. Bakın bir şey söyleyeyim. İshak Bey kimdir bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla lojistik işi yapıyormuş. Doğru. Bu atlar kamyon değil at. Bu atlar kamyon değil. Yani sıcak mevsim başı başladığı zaman at böyle bir döner arkaya daha da bir daha getiremezsin bu tarafa. Ama bildiğim kadarıyla söyleyeyim abi. Tam %100 doğru bilgi olarak değil. Bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Söyle. İshak Bey saha ekibinin yarış seçimlerine çok müdahale eden, burayı ben, koşun şimdi, ya da koşmayın, haftaya bu yarışı için, koşsun bir atım diyen bir patron Emre'cim, değil. Ben ne İshak Bey'i tanırım, ne atın antrenörünü tanırım. Ben o kararları kim veriyorsa, eyvallah. Nasıl veriyorlarsa ki, neydi o meşhur kısrak? Giz. Giz. Gizde yaptıklarını bu atlarda niye yapmıyorlar? Hani senin 28 tane mi grup bir atın var? At mı var ortada ya? Şu at böyle heba edilecek bir at mı? O Mayboy Tomo denen at, kaç aydır durmamacasına koşuyor ya? Evet. Antalya İstanbul kaç kilometre? Adana, İstanbul, Ankara... Bu atlar şehirler arası otobüs gibi oldular. Devamlı bu kadar hor kullanılmaz bir İngiliz atı. İngiliz atı bu. Çok gençler sonra. Hak etmiyorlar bunu. Ne istiyorsun? Kazanıyor işte. Ama olay o değil ne biliyor musun? Atçılıktaki yapılan... Bak bu sene bir abime söyledim. Atı kalktı Antalya'ya yazdı. Senin atın bu yarışta kazanamaz. İyi koşar. Buradan Antalya'ya at mı gider dedim ya. Hani at da 2023 sezonunda çok ciddi başarı ve bir bedel kazanmış. Biz atçılığı çok seviyoruz. Herkes yalan söylüyor. Kimsenin atçılığı falan sevdiği yok. Herkes işin fiyakasını seviyor. Ne kadar herkes bakıyor ki bana masrafımı kurtaracak at lazım. Tamam o sürüyü çevirmek kolay ama o atlar bir durdu mu gitmez bir daha yalnız. Ya şöyle şimdi insanlar yanlış anlamasın. Yani. At gider nasıl gider? Sen İngiltere'de bir atı British Cup'a götürebilirsin. Şeyde kaç defa oluyor bu? Amerika'daki bir atını kaç defa oluyor Dubai bu? World Cup'a veya Saudi Cup'a götürebilirsin. Ama bu tabii o seviyede bir atı kendi yarış programını bozmadan planlayarak götürebilirsin. Yani. Yani bizde ne var biliyor musun? Kayda bakarak at. Haftalık yarış koşu. Bu at bir yıllık plan yaparsın böyle uzun yollu. Bir hedef onun koyarsın. Onun içinde yani şehir dışı yarış olabilir yoksa? Bakın ben Şeref Gedik Ekürüsü'nde vazife aldım. 99'un sonundan 2005'e 6'ya kadar. Şeref Bey'le çalışmanın kolaylığı şuydu. Mesela bir at ilk defa koşacak değil mi? İşte haftalık sohbetlerimiz oldu, günlük sohbetlerimiz oldu. Mesela X bir at. Yarışa yazdım mı? Niye yazdım bu atı derdi mesela? İşte abi bir şey ikna etmen lazım Şeref Bey. Sıfır bir atla bu yalnız. Vay vay vay. Bak şimdi diyorsun ki işte abi burada böyle yol haritamız bu. Veyahut da diyor ki işte yazdık abi. Sen Şeref Bey'e diyeceksin ki ben burada yazdım da ne denk gelirse bir bakalım. Haftaya bir daha götürün at yazacağım.
Ya bir gün bir at 18 günde değil, 21 günde değil de 18 günde koşacağım diye 4 atlık yarışa yazmak için yarım saat değil döktüm. En son baktı, yanımızda da bir eski benim çalıştığım bir at sahibi abim vardı. Abi dedi, çocuğu niye kırıyorsun bu kadar, ne olacak, idam mı var dedi. Atın yarış hayatı biter dedi. Git yaz dedi, seni mutlu yazdım, burunla kaybettik dedi. Ne oldu dedi, al kaybettin. O ikincilik senin hayatını çok mu değiştirdi şimdi, bana anlat derdi. Benim hayatımı değiştirmiyor derdi. Seninkini de değiştirmemeli, doğru karar vermen lazım diyor. Hani bak, ben bazen bu jenerasyonda şimdi beğendiğim atlar var. Hala şimdi o bir tane at var, isminde şimdi böyle spontane oldu mu, yanlış söylüyoruz. Sayın, buradan da selam olsun, Ahmet Cavcı ve Kürüs'ün atı. Mangusta'yı biliyorsun abi. Niye koşmuyor? Costa geçemez mi bu atları zannediyorsun? Geçemez mi yani? Ya zorunlu bir ara mı verdi yoksa bilinçli bir ara mı verdi? Ya mi? Hadi zorunlu verdi diyelim. Ne oldu? Ayağı mı kırıldı, iyileşmedi şimdiye kadar? Allah kırmızı. Estağfurullah. Yani sakatat da düzeldi şimdiye kadar. Ya burada bakıyorsun, at sakat diyorsun, duyuyorsun. Bir şeyler oluyor, 15 gün sonra at yine koşuyor. Ya şu My Boy Tomo ile kontak herhangi bir iki at olan bir adamın olsa var ya, uykusu kaçar herhalde, yatamaz. Bak herhalde uykusu kaçar, yatamaz diyorum. Bu atlar bu kadar hor kullanılmaz abi. Daha önünde çok sert bir yaz sezonu var. Nisan, Mayıs, Haziran. Demin bir şey söyledim. Tendürek dedim, ne kadar var dedim. Aynen. Niye söyledim? Araya bir yarış daha alırlar mı? Endişesi mi var? Keçi koşar varsa. Ondan hiç değil. Koşarsından da değil. 21 gün. Bu atların koşacağı yarış 21 gün sonra olmalı. Onun için güzel sordum. Bak, biz bunları Özdemir Bey'den öğrendik. 21 gündür. Minimum. Mesela işte şey, General Birella. Ne oldu? Adana'ya, şey, Antalya'ya gitti. General Birella koştu. Sonra döndü Adana'da. Adana'da ceza kesildi. Ya. Bana göre. Belli değil mi? Bundan sonrası bu nereye gider hiç belli değil. 3 yaşlıyken bunlar hep kurtardı. Adana'da koştu, 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 geldi. İşte kıstıraktı, bilmem ne, dişi tay denemeydi, politraktı. Hep burada ama şimdi nereye gideceği, bu atın nerede kalacağı soru işareti haline geldi. Çünkü abi, neden biliyor musun Emre? Atlar bir anlamda baktığımız zaman, o meşhur bir film vardı, çok da herkesin sevdiği film, Gladyatör gibi. Hayatlarında çok bir şey değişmiyor. Çünkü bu atlar hipodromda ikamet ediliyor. Hep söylediğimiz şey ne? Hani hiç de çiftliği olanların atlarını bir çiftliğe götürüp bir ya değişiklik bak, yapmasın. Avrupa'da falan var. Burada mesela sana enteresan bir şey söyleyeyim yeri gelmişken. Buradan da selam olsun değerli abim Ülkan Delikan'a. Ülkan Delikan'da Iskra'da diye bir kıstak vardı. Evet. Kıstakta sorun çıkarıyor. Evet. Bak, yarış hayatı geç başladı. Ne diyordu biliyor musun? Diesel'lekisi. Ya Ülkan abi binici. Ülkan abi kendi biniyor, ormanda biniyor ata. Bak Suat diyor, atı buradan getirirken kamyona yüklüyoruz diyor. At koşarak gidiyor kamyona diyor. Orada ormanda mutlu ki Ülkan abinin, Ülkan abinin boyu 1.80, belki biraz daha da fazla. Benim kadar boyu var. Kendine göre bir fit olmasına rağmen bir kilosu var. Ormandayız diyor, dere tepe yokuş gidiyor. Hiçbir gün bir şey itiraz etmiyor. Öyle mutlu ki diyor, dinleniyor, şey yapıyor. Ama gel gelelim diyor, oradan sonra tekrar yükleme, hipodroma getirmek istiyoruz. At zivanadan çıkıyor diyor. Niye? At biliyor nasıl? Yarışacak burada çünkü. Yarışacak hak değil, var. Hapsolacak. Evet, bir de tabii ki kötü bir muamele görmüş zamanında. Abi geneli için böyle. Evet. Şimdi biz de gidiyoruz, ne diyoruz? Kırlık bir yere gidelim, Malta. Sen şimdi teknede de mutlusun, evde mi abi? Teknede daha keyfin yerinde. Muhabbet, güzel arkadaşlık. Evet. Aman diyorsun ya, biraz da oturalım. Olmuyor abi işte. Yani kapalı ortamda at koşmanın kötü tarafı bu. Bir de çok stres. 22 saat kapalı kalıyor ya orada. Tamam. Stres. Hele bir de ekürü bloğu değilse kapıları da açamıyorsunuz tarafı. Bir de şimdi o atın yarışlarını görüyorum. Değişik de bir stili var. Belli bir yarışa bir adaptasyon olmuyor. Başında gitmiyor. Zorlanıyor da zorlanıyor geliyor. Bu ne kadar devam edecek zannediyorsun? Bu atlar bak en basiti mekanik aksam değil mi? Arabalarda mesela çelik. Çok değerli şeyler kullanılıyor. O bile kırılıyor kardeşim. Bakıma giriyor abi. Belli periyotta bakıma sokmak zorundasın. Tuburutuz. Dünyaca ünlü skettedenin şampiyonu oğlu. 2, 3, 4 ve 5 yaşlarında Şili ve Amerika'da grup, stakes, birincilik ve tabelalarıyla çok farklı. And they have turned this into a rock. Tuburutuz. Şimdi Silivri Aşım İstasyonu'nda 10.000 TL aşım bedeliyle yetiştiricilerin hizmetinde. Segundo.
Celerino Fácil tu Brutus y gana tu Brutus a Celerino Tercero Pinipalo Cuarto White Sox. Tu Brutus ile fark yaratın. Atalım. Şimdi ya üstadlar biraz çok sert güzel, ama harika. Sert değil, gerçeğini evet. söylüyorum gerçek, ya ben iyi abartmıyorum. Ya burada atlara kimse bir şey söylemek tamam. Atların hepsi çok. Şimdi 4 tane at söyleyeceğim sana. Kış sezonu başlarken hepimizin dilinde olan. Son of Cougar, Chariot, Dapperman, Madras. Madras. Bu 4 at. İzmir'de Sweet Sacrifice. Aralık ayından bugüne kadar. Of. Çıkışına mı gidiyorlar yoksa yani formları yükselerek mi devam ediyor yoksa aşağı doğru dibe doğru abi mu? Abi Dapperman Fevmi Simsaroğlu pas geçti İzmir'de oldu öyle. Sweet Sacrifice bu haftayı pas geçti. Neden? Yoklar çünkü. Yok hayır neden? Nerede var? Problem yaşadılar. Şimdi görünen o ki bu kış sezonu bu atlar için çok iyi başladı. Star atlar bunlar gerçekten de. Yani performansla yaptılar kendilerince bugüne kadar. Ama şu saatten sonra bu atlar için artık tehlike çanları çalıyor gibi görünüyor. Peri masalı Chariot sona eriyor. Tabii. Chariot her ne kadar dediği gibi imparatorun belki işte kazanabilirdi. Kazanabileceği yarışı kaybetti. Ama yani çok tatmin edici bir kazansaydı da bir başta çok çok iyi wow filan der miydik? Yani çok bir klas gösterdi. Çok şey yarışı, değişir miydi diyorsun? Kaçtı zaten, bir yarış? Hemen açayım abi. Zaten ilginç olan bir şey şu. 2.05.13. Chariot hani böyle şey rakibi olduğu zaman söyle Son of Cougar gibi, Madras gibi veya işte böyle bir yarış olduğu zaman böyle şeyi yüksek gerilim bir yarış olduğu zaman güzel koşuyor. Çok ağır favori olduğu, bu atlardan bir ikisinin olmadığı yarışları kaybediyor. Mesela Madras yarışında da kaybetmişti. O gün öyle kaybetti. Çok güzel. Mesela bugün de böyle kaybetti mesela. Enteresan bir şey o da. Peki bu... O bir jokeyle de performansıyla da ilgili bir şey mi? Yani jokey motivasyonlu mu acaba burada? Belki de olabilir. Onu imparator daha iyi değerlendirir. Yani orada bir inisiyatif de alıyor belki jokey. Bilmiyoruz yani ona verilen evet. taktik değil. Tabii ki de verirler. Sonra falan. Koşuyor çünkü devamlı ama şu var, önde koşuyordu hatta. Yani bu gidişatla yaz sezonuna geldikleri zaman işleri zorlaşacak öyle görünüyor. Aa. Hem belki mekanik bazı problemler var hem belki bir yorgunluk da olabilir. Bir yorgunluk tabii. da olabilir yani. Kolay öyle bir şey değil. Yani. Rekabetteler kışı yani. Bu kadar sert geçirdiğin zaman hani bunun bir de yazı var tabii. Bunu her at başaramaz yani. Bazen evet general bir yerle geçen sene bizi yanılttı ama bu her at yanıltacak değil. General bir ciddi bir fiziksel yani. Üstünlüğü var yani. Bir erkek at tabii. gibi yani. Hiç dişi diyemezsin yani aynen. seyrettiğin zaman. Öyle bir at yani. Nitekim o gün Kickberger'i geçmeye koştu mesela. Kickberger'i geçmeye koşmasa da ben bu yarışı böyle bir hani şey, rahat koşayım, bir yarış koşsa, bir koşayım dese belki ikinci de olacak. Bu kadar da belki şey. Ama tabii bir Antalya yarışından gelen de bir şeyleri var. Atın oraya kadar getirdiği şey var. Dolayısıyla Tendürek bu açıdan sürprizlere çok gebe bir yarış. Çok güzel atlar var. Çok enteresan atlar var. Ben oyuna kesinlikle ve kesinlikle geçen senenin üstüne en az 4-5 tane atın gireceğini düşünüyorum yani. Yani henüz ismi konuşulmuyor. Yani koşmuş, güzel bir yarış koşmuş, beklemeye geçmiş veya geçen sene Suat'ın dediği gibi iyi koşmuş, yatmış, kışı dinlenerek geçirmiş, yeni yeni idmanlara başlayan atların gireceğini düşünüyorum. Yani bu sene oyun bence kolay değil hiçbir at için. İmparator dereceyi sorduktan sonra önündeki kağıda bir hamle yaptı. Bonjour Nico. Adana tabiriyle söyleyeyim. Geliyor. 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 Kaç yaptı? 4 yaptı. 4 yaptı. 60 kiloydu. 60 kiloyla 4 yaptı. Bunlar 58 kiloyla 5 küsur yaptılar. Geliyor. Yaktı hani, diyorsun 4'lüleri. Evet. Evet. Yani, çok mu beğendiniz yarışı? Yarış gerçi sınıf olarak ya, düşük yarış, bir sınıf gibi gözüküyor olması, ama önemli değil diyorsunuz. Önemli değil. Yani 4 böyle kazandı. 3 böyle kazandı. Aç oğlu maç yapıyor at yani. Ya bir de 4 yapması koştu. Çok önemli yani. Aynı kumda, aynı hava güzel. Tabii. Bir kesin şey yok. Aynı hafta. Aynı hafta şartlar aynı. Bu at geliyorum diyor. Bir de değişik bir orijin. Evet. Nedir? Amerikan mı? Amerikan. Çim'de koşar mı? Amerikan. Kumcu mu? Koşar. Anne, şöyle. Anne tarafı Yücel abinin Çimci. Meşhur atı işte. Evet. Annesi şey. Hoca. Real girl. Şeyin annesi mi? Şeker Remzi'nin. Bonjornico'nun annesi evet, mi? Evet Bonjornico. Yok ha anlamadım. O yok. Bonjornico'nun annesi şey. Amerikalı. Evet. Şey hoca. Babası? Bridges Cup Juvenile Turf üçüncüsü. Direkt evet. annesi yani. Evet, evet evet. Grup 1 üçüncüsü Amerika'da. Bridges Cup günü iki yaşlara ait, iki yaş dişlere evet. ait yarışın
Üçüncüsü çok iyi bir annesi var. Annesi çimci, babası kumcu. Babası kum atı. Bu performanslar iyi gelmiş. Trevor Stacks kazanmış babası. 2000 metre kum grup 1 galibi. Annesi kısa mesafe çim galibi. Yani müthiş değişik ya. Bir at ya. Değişik bir kağıdı var. Yapısal olarak çok çok müthiş güzel bir at. Yarış bittikten sonra Ayhan durdurmaya kıyamadı. 1300'e durdu at. 1300'e yani. Kadar dolu dolu tek başına gitti. O yüzden şeyi çok açık yani. Nereye gideceği çok belli kırmızı olmayan bir at yani. Evet. Yani şunu da diyemezsin. Kumcudur, çimcudur falan. Şu ara atçılık adına da bir haber vereyim. Sevindirici bir haber. Halis Karataş. Başlıyor mu? Martin. O onlarına bomba. Doğru. Biniyor mu? Biniyor. Bomba. Diye bir duyum aldım. Güzel. Ben de böyle. Eğer öyleyse hayırlı uğurlu olsun. Bu hafta dediler abi. Bu hafta da başlayalım. Bu hafta dedi. Kayıt başlıyor. İşte İmparator'un söylediği tarihlere. Çünkü çok sağlıklı. Ben gördüm geçen ayda yine karşılaştım. Martin onu gibi mi İmparator? Martin ilk haftası. Martin ilk haftası onu aynen. Falan başlıyor. Yani herhalde zaten evet kayıt yapacak. Ramazan'da başlıyor yani. İşte kimseyi aa bu neden böyle biniyor da dedirtir. Çünkü devamlı mekanik. Makine mi? %100. Ben gördüm geçen evet. İmparator'umda karşılaştım. Evet. Gayet sağlıklıydı. Ben de bir haber aldım. Aa bomba. Aa. Ben de bir haber aldım ama dur bakalım. Allah Allah. Olmaz. Belki Süleyman Ak değil. Halis Karataş'ın bir araya geleceği bir şey olabilir bir yani. Şeyler olabilir. Olabilir. Saklı bahçe mi? Sürpriz yok. Bir şeyler olabilir. Çok netleşmiş bir şey değil. O yarış yüzden medyasını değil, ulusal medyayı da etkiler. Tabii inşallah. Bakalım olabilir. Öyle bir çabalar var ama bakalım. Bu iki büyü şeyi efsaneyi markayı kabul ettirme kolay değil öyle her şey. Evet. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Topaz Arası sunar. On Mbongi late, but it's all over. Mendip a big winner. Mendip first, Mbongi second, third time. Suat Hocam, Bongiorno dedik biz, evet. Siz biraz sessiz kaldınız. Şimdi bu atlar genelde geç başlıyor. Türkiye'de öyle genelin mantalitesi diyelim, ekonomik durumu diyelim. Öyle bilinçli olarak çok böyle bir atı 3 yaşına sağlam bekletmeye müsait değil. Atların çoğu bekliyorsa sağlam bekleyeni %1-2'dir yani. Fazla değildir zannetmiyorum. Kalabalıkta, çok kalabalık ekürlerde bile hiç öyle bu at üçlü de kenara ayıralım. Ben mesela ilk şeyde görmüştüm, İrlanda'da görmüştüm. Aygırları ziyarete gitmiştik. Kış satışıydı, İrlanda'ya gitmiştim. Maktub'un arasına gitmiştik. İrlanda'daki. Orada bir kalabalık dikkatimi çekti bir bölümde. Bunlar ne dedim? 50 tane dedi, patron dedi bunları bahara ayırdı. Baharda sahaya gidecekler dedi. İkili atı değil bunlar. Üçlü koşmaları lazım. İlkbaharda piste gidecekler diye dedi. Ayırdı bunları dedi. Yani bizde böyle bir şey mümkün değil tabii yani. Çevir sopayı yürü git. Hiç uzuncu, kısacı 800 metre başlangıç yarışı arkasında 2400 gazi. Herkesin istediği bu yani. Mümkünse bu yani. Taylığında 800 koşsun. Sonbaharda çaldıranı kazalım. Üçlüde de şöyle bir tay deneme gazi de fena olmaz. Herhalde sağlam. Sonbahar handikapını da kazanmış Ankara, ama Ankara'da 800 bile. Kazanmışlar vardır yani. En az 8-10 tanesi vardır. Yani. Kazanmasa bile kaybedenler vardır işlerinde. Yani 81 senesinde Almanya'da biniyorum. Geçit Röntgen diye bir ekürü var. Büyük bir ekürü. İşte derbileri falan kazanan ekürü. Mislav diye bir antrenörü var. Peter Alafi diye Macar bir jokeyi var. 100 tane kışlık 100 tane yazlık at getiriyor. Yani kışlık derken 100 tanesini sonbahar, koşacak. 100 tanesini
Bahar sezonu yaza göre koşuyorlar. Top Hızırısı gururla sunar. Yetiştiriciler, at sahipleri ve yeni at sahibi olmak isteyenler. Türkiye'nin en başarılı yetiştiricilerinden biri Top Hızırısı'ndan her bütçeye uygun koşan İngiliz ve Arap atları iki çiftlik toplam 1000 dönüm arazide özenle yetiştirilmiş şampiyon vasıflı taylar ve nitelikli kısraklar yeni sahiplerini bekliyor. Kalite, güven ve başarının adresi Top Hızırısı'ndan bu fırsat kaçmaz. Müracaat 0530 391 2065. Suat'ın dediği ara İrlanda'da Kildingen satıldı. Kildingen, evet. Ben de oraya bir gittiğimde böyle bir kış işte Kasım ayı satışlarına falan gittim. Haraya gitmiştim. İmparator bir tane şeyi var. Padova var. Kum pist yapmış çevresine. Bir tane de normal bizim bankaların yaptığı banklar var ya önünde, evet, duran oturma bankı. Orası işte oturuyor oraya. Orada bir tane böyle bu kadar yüksek var. Değil. Bu masa yüksekliğinde böyle. Oraya oturuyor. Böyle yapıyor. Atlar o kum pistte 150-200 tane at üstünde seyisleriyle önünden böyle geçiyorlar. Geçerken seçiyor. Sen bu tarafa diye. Bekliyor. Sen bu tarafa, bilinmiyor. Sen bu tarafa. Hiç kimse bu kararını değiştiremez diyor. Tabii. Hiç kimse. Atları ayırıyor. Bu diyor işte antrenör X'e gidecek. Bu öbür antrenör bilmem neye şuraya gidecek. Allah. İşte bu bekleyecek. Suat'ın dediği gibi bunlar Nisan ayında şu antrenöre gidecek diye orada oturuyor. Kendisi şey bakma şey gidiyor. Arif abi de böyle mi yapıyor acaba filan diye, ama orada galiba başka sıralama var. Orada Sayın Arif Kurtel'den bahsetmişken geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ya, evet, ve ya. Büyük kayıp. Ya. Büyük kayıp. Hatırlıyor musunuz şeyini? Suat sen kesin görmüşsündür ama imparator görmüyorum. İlk alındığında Kore'de bir resmi vardı atın böyle. Evet. Yani bir zavallı vaziyetteydi. Kemikleri sayılır vaziyette. Oradan Amerika'ya aldı Murat onu. Orada biraz baktı etti, düzeltti. Sonra bu ya son videosunu gördüm. O atla arasında var ya, yani siyahla beyaz kadar fark var. Çok ne kadar güzelleşmiş çok at. Çok tutmuş bir attı. Çok. Yani geçen sene First Group'ta lider. Yani iki tane daha önce işte anne karnına gelen tayları tabii ki başarılı oldu. İkisi de çok başarılı. Biri Gazi kazandı, biri Artsman. Tabii tabii. Biri Artsman, The Last Romance. The Last Romance. Çok başarılı taylardı. Bu sene de var. O atlar getirdi. Güzel bir tayı. Yerli versiyonları da çok sert başladılar. Topa sert girdiler. Çok kaliteliler. Çok gösterişliler. Geçen sene o iki yaşlı böyle sezon başı koşup kazanan atlar çok devam etmedi. Onlar çok fiziksel olarak da çok şey değildi. Hatırlıyor musun sezon başı kurtarıcı? Ufak tefek taylardı. Ufak tefek ama sonra güzel eşgalli, evet, inanılmaz tayları gelmeye başladı. Yani, atın son görüntüsünü internette gördüm ben. İnanılmaz. Arif yani, abidekinden olmuş yani. Bu sene biraz daha böyle demin benim az önce bahsettiğim konuyu biraz yalnız daha bekleyerek şöyle geliyorlar. Şöyle bir şey var. Kurtel ekürüsünde Hara'dan müthiş güzel atlar geliyor bakımlı. Yani bak o büyük atların hepsine inanılmaz güzel geliyorlar. Sosyal medyada koşarlarken. Sosyal medyada biraz şey konuşuluyor ya, bu ekür niye bütün atlar öyle işte Colt'u, Victoria, Long Runner işte. Tabii Airbus. Ama orada bence şöyle bir yanılıyor düşüyor insanlar. Şey hayır şöyle hani niye devamlı şey oluyor hani bir bakımsal atlarla sıkıntı mı var? Sıkıntı mı var gibi. Ondan değil abi, şimdi sen senin 5 tane atın olursa bir tanesinin ölmesi normal olur. Ama 2000 tane atın olursa 4 tanesinin ölmesi de normaldir. Tüzmeyi anladın kaç mı? Kaç yaş? 19 yani mu? 20 sayın mi? Çok olduğu tabii zaman kaybın da çok olur yani. Olur, o tabii. Yoksa atlara ilgisizlikten, bakımsızlıktan asla alakalı bir şey tabii. Asla değil. Sen ne diyorsun, Tüzmeyi'nin resmini gördüm diyorsun. Şimdi ya, inanılmaz gördüm, diyorum sana. Yani ya, at bir oralardan dönmüş. Nerelere gelmiş yani. Gelmiş. Çok iyi atlar çok vermiş. Yani. Bu sene de 10 tane çekebilmiş yani değil mi? Dün baktık hocayla. Evet ilk. 10 tane aşım yapabilmiş. 44 15 gün içinde 10 aşım yapmış. Tabi onların kaç hamile kaç değil. Kontrolleri ay sonunda yapılır. Yani bu hafta yapılır. İnşallah. İnanıyorum ki. Aygır verecek değil mi? Zaten aslında yine gider ayak verecektir. O hattan başka hatlar gelir. Türkiye'de çalıştı. Kiznav attı. Getirir Arif abinin imkanları var. Amerika ile kontakları kuvvetli. Benzer evet, hatlar gelir. Yani büyük kayıp yani. Kayıp yani. Önemli bir kayıp. Kaç parayla aşım parası bu sene? 500 mü? 400 mü? 500 diye biliyorum. 500'dü. 500. 2 numaraydı herhalde. Tabii. Evet. 650 vardı. 2-5 saat. Büyük eşit olsun diye kurtarı kürsü. Hem manevi hem maddi kayıp yani. Türkiye'ye ilk iki tane atı geldi işte. Bir tanesi The Last Romance. Öbürü de Artsman. İkisi de uzun mesafe i̇şte atı. İkisi de grup atı. İkisi de grup atı.
Birisi Gazi kazandı. Öbürü de Neyhan Aygır kazandı. Aygır oldu şu anda. Artisman kaç yaşında? 8 yaşından bıraktı. Aygır için genç yaş. Yani. Ama daha çıkacaklar yani işte bu festival tour'lar falan. Ya büyük kayıp bence. Bunlar ileride performansına göre olacaklar Aygır yani mutlaka olacak. Yani. Tabii vaktimizin sonuna geliyoruz. Ege ve Akdeniz derbisi yaklaşıyor. Kısa böyle bir birkaç cümleyle Ege ve Akdeniz derbisi. Çünkü orada da aslında az evvel söylediğin mesela kış sezonunun İlkbahar yaza yansıması biraz zayıf olacak gibi hissettim ama Ege ve Akdeniz derbisi de şu anda İzmir çok zayıf mesela bilmiyorum yani İzmir bu sene inanılmaz zayıf, zayıf yani. Abi. Şimdi o İmparator'la o gün konuşuyorduk hani Warden Cliff bile koşar mı diye ben aklımdan geçirdim. Gerçi o gün koşmayacağız diye galiba sana mesaj geldi. Evet, ekibi İmparator da koşmasın dedi ekibi zaten. Ekibi koşmak istemiyor ama yani şey yani eğer dışarıdan ap gelmeyecekse mesela çok zorlanır. Kim koşacak yani? Koşmamakta zorlanır kim değil mi? Şimdi Ege derbisi gibi o kadar lazım. Çok yarış var ki Warden Cliff'in koşacağı bütün sezon. Tabii. Grup 1 yok ama ya. Tek grup 1 yani. Grup 1 kazanmadı mı Bahat? Kazandı. Ne kazandı? Ankara'da kazandı abi. Öyle mi? Ha şey kazandı. O zaman, doğru. Ankara'da o zaman gereği yok yani grup 1 kazandıysa. Kariyerinde var yani. Ankara'da kazanmış. Ama şu yani kalite yani iki yarışın da kalitesi hakkında büyük soru işaretleri olacak bu sene bence. %100. Ya Adana'yı da aynı şey geçer. Şimdi Adana'da da baktığın zaman tamam King Berkay mesafe ama koşar mı? Koşar. General Birel'le koşar. General Birel'le koşar belki. Oğlum Doruk koşar bu yarışları değil mi? Tabii. Ya yani sayabileceğimiz isimler yani çok da öyle yani patapat aklıma böyle bir şey gelmiyor hoca değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Yani? Yarış tabii ki olmamasından yanayım ama eski yıllarda oluyordu. Yarış 3 çıkar olsa 3'ler vurup atlar. Oo hocam. Vallahi vur. Yani şunu da zaten söyleyeyim. Zaten 3 çıkar olsun yani. Çok güzel konuşacağımız şeylerin. Olmaz mı İmparator? Bonkör Nikkei'yi koş birinci. Yazın olacak. Vay. Geldi bomba. Yazın olacak. Şu da var hemen. Benim seyrettiğim Bonkör bir yok. Koş. Bonjour Nico. Bonjour Nico'yu koş. Akdeniz derbisinde birinci. Şu var. Önümüzdeki yıldan itibaren özellikle Super Saver bu yarışlara ağırlığını çok hissettirir. He. Bak geçen sene ilk 5'te sadece Maybo Charlie var ki o Amerika'dan gelme değil. Tabii. Fransa'dan gelme değil mi hoca? Evet. Orada bir tek Amerika'dan gelme trap shot var Özel Aygır. Kulüp aygırlarının neredeyse hiçbiri yok. İlk 5'te bu sene şu an başta yukarıdan aşağı listeyi oluşturdu. Evet, aralarında yine trap shot da girmiş tabii oraya girmiş. Tizve'ye altta düşmüş. Ama ilk 4 aygır şu anda second crop'ta. Cumhurbaşkanı için ne demiştik? Hayırlı olun. Tabii aylar öncesinde. Aylar öncesinde. Yaktı geliyor diyorsun. Kapak olsun sana. Yaktı geliyor yani. Bu sene benim yani 3 yaş yarışları da çok güzel olacak. Büyük ben yaşlı dörtlülerin bu sene çok iyi olacağını Araplarda düşünüyorum. Arap dörtlüler. Dörtlü Araplar inanılmaz bir jenerasyon var bence. İleride çok adından bahsedecek yakacak var bu sene. 3 yaşlı İngilizler çok güzel olur. Sezon sonu tabii bunlar büyüklerle koşunca da o yarışlar keyifli hale gelir ama onlarla beraber koşana kadar yaşlı atların yarışlarından ümitsizim ben açıkçası. Evet, çok bir şey şimdi görmüyorum yani. Demin o kontakla ilgili söylemek istediklerim buydu işte. Bunun senesi de var. Ama sağlam çıkarsan, yorgun değil. Psikolojik ve mental olarak sağlam gidersen oraya. Bak at yok diyoruz. Niye at yok? İşte bu sebepten at yok. Geçen gün bir at vardı. Yine koştu. Atağın söylüyordu. Ben inanmadım önce. Şaka yapıyor falan zannettim. Sen de söyledin. Neydi o? Mir Bey. Yok hayır. Mir Bey haklı. Bak Mir Bey haklı. Ben koşup kazananı çok fazla bir şey söyledim. Çünkü o spesifik bir at. O zaman zarfı görüyor kazanacağını adam. Bu yarış her gün bulamaz. Antalya'daki at. Evet abi. Zeren Hatun'u falan mı? Zeren Hatun. Evet abi. Baktın mı Süleyman abi? Yok. Ben böyle bir şey Cumhuriyet tarihinde görmedim abi. Böyle bir şey göremezsin Süleyman. Ortalaması 6 günde bir falan oluyor. 6 yok 4 hep. Evet. 4. 2-2,5 aylık periyotta toplam yani. O 2-2,5 aylık periyotta 6 günü geçmemiş hiç yarış aralığı. 4 gün var, 5 gün var, 8 gün var ama ortalama. 28 Kasım Antalya'da başlamış. Bugüne kadar kaç? 15. yarışını ne koştu? Kaçını kazanmış? Dişi. Hep içeride. Ve o programdan sonra ilgilenen arkadaş mesaj attı. Abi bu hafta da yarışımız var. Eleştirdiniz ama diye. Ve yine koştu. İkinci ya da üçüncü kaldı. Ve padokta da pırıl pırıl da. Enteresan. Ya şimdi şöyle bir şey var. Suat iyi biliyorum. İngiltere'de mesela kış yarışlarında hoca değil mi? İki gün, bir gün arayla koşan atlar oluyor. Oluyor. Niye? Onlar bahis için zaten hani. Varlıkları o öyle yani. Olan atlar. Zaten hani belli bir kalitede klaslı değilse zaten hani çok da kimse şey yapmıyor İstikbal. Ama iyi atları tabii. Yani böyle bir kontak dikimde atları şans tutmak lazım. Çerik gibi güzel koşan bir atın çok koştuğu zaman tabii ki bu senenin gazisinin anlamı çok farklı. Parasal olarak nerelere çıkmış. Yıpranmadan gelip onu koşması var.
İşte erkek tay deneme, Akson tabii falan ama bir de yıpranıp gelip koşması var. Kısır. Bizim yani esasında mesaj vermek istediğimiz 3 yaşlı atınızı ne kadar iyi bir at görüyorsanız sizin için yani gazide bir şeyler yapacak bir at görüyorsa o zaman kışın az koşacaksınız. Ona göre sakınacak ekürler. Sakınacaksınız. Bak Süleyman abi iyi bildiği bir şey hatırlatacağım ona. Kışın kuş bile tüye dönüyor. He. Ötmüyor. Yani. Güzel. Tüye dönüyor. Hayvanlar böyle yapıyor. Mesela bazı atlar kışın bu kadar tüy çıkartır. Ya kışı sevmez yani. Böyle çok at var. İşte üşüyordur. Hemen ona kalın ahır çuluğunu vururlar. Güzel konular. Hasta olmasın diye terliyorsa tıraş ederler. Güzel konular. Haziran'da hatırlatırsın bu mevzuları. Pasajları yayınlarız. Buralardan pasajları yayınlarız. Ama ters köşe mi oluruz? Yine nokta atışı mı olur? Her şey var. Daha hiç ters köşe ben hatırlamıyorum. İnşallah biz yanalım. Hatırlamıyorum. Öyle bir örnek hatırlamıyorum ama olursa. Geçen sene bir tek General Birelli'ye dayanıldık. Yani. Doğru. Sene başı için. Tabii doğru. Çok koşan bir atın birdenbire gelip dişi tayları. 3 pistte de grup kazanması çok beklenen bir şey değildi. Ağzınıza sağlık. Senin de. Senin Saklı de. Bahçede atlık sohbetlerinden bu bölümden bu kadar. Harika bir 3 yaşlı İngiliz analizi aldık. Üzerine ince ince yine mesajlarını ama sert şekilde verdi üçlü. Bir sonraki yayında görüşünceye dek önce Saklı Bahçe'ye teşekkür edelim misafirperverliği için. Sonra da Aksoy Ekürüsü'ne kocaman bir teşekkür edelim. Bizlere bu sponsorluk desteğini verdikleri için. Bir sonraki atlık sohbetinde görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.